Sana ey Muhammed, Zülkarneyn hakkında sorarlar. De ki size ondan öğüt ve hatırlatma olarak bazı bilgiler vereceğim. Israrla Zülkarneyn'i soruyorlar ama Zülkarneyn diye bir insan yok. O sıfatı bu Zülkarneyn. Yani adı Zülkarneyn olan biri yok. Onun özelliği, sıfatını söylüyor sahabeler. Ve herkes soruyor. Benim anladığım, benim kanaatim sordukları şahıs Mehdi. Yani Moşiyah Mehdi'den bahsediyor, onu soruyordu. İki cihetli, iki yönlü. Hem madde hem mana. Hem doğuyu hem batıyı etkileyen. Gerçekten biz ona yeryüzünde sapasağlam bir iktidar verdik. Ona her şeyden bir sebep verdik. Bu kıssayı bir gözden geçirelim. Zülkarneyn 2. İkinin hakim olduğu insan. Zülkarneyn 2. İki çağın adamı. Yani hem ikinci binin hem üçüncü binin. Çünkü ikinci bin 2001'de bitti. Üçüncü bine geçildi. Yani iki çağın adamı, 2000 yılın adamı ilk defa oluyor. Yani 2001'de iki çağın birleştiği nokta oluyor. Mehdi iki çağı da görmüş oluyor. İki büyük devri. Yani milenyum denen. İkinci bini ve üçüncü bini görmüş oluyor. de bence önemli. 2021 değil, 2022. Ya Allah-u Alem. Sapasağlam, yeryüzünde sapasağlam bir iktidar. Ya bütün dünyaya hakim olan. Yani ileride olacak bir olaydan bahsedildi anlaşılıyor buradan. Allah-u Alem. En doğrusunu Allah bilir. Bak iki sedden arasını ulaştırıyor. Hep ikiler hayatına hakim. Yecüc ve Mecüc var karşısında. İki kavimle karşılaşıyor. Mücadele edecek. Yecüc ve Mecüc. İki ayrı kavim. İki dağın arası. Hep iki. Kudüs'teki kapı kapatıldı biliyorsunuz. Demirle de kapatıldı. Bakırla da kapatıldı yani. Tunçla da kapatıldı. O kapı kapalı. Kimse geçemiyor. O da bir settir. İki dağın arasında o da. Mesela o kapıyı aşamıyorlar. Şu ana kadar aşılamadı. Binlerce yıldır kapalı. Evet. Binlerce yıldan beri kapalı. Karneyn. Karneyn işte iki tanesi anlamına geliyor. Karneyn. İki tanesi. Karn, yüzyıl. Çağ anlamına geliyor karn. Karneyn, aklınızda kalsın, iki tanesi anlamında. Zülkarneyn, iki boyutlu. İki boyutlu. Hem zaman içinde iki boyutlu, hem mekan içinde bu iki boyutlu. Yani hem madde olabiliyor, hem ruh olabiliyor. Bak istediğinde madde oluyor, istediğinde ruh olabiliyor. İki çağ hükmeden anlamında ayrıca. Yani hem ikinci bine hem üçüncü bine. Yani ikinci binin içinde zaten ikilerden bahsediyor ya. Evet. Karneyn iki tanesi demek. İkinci bin. Aynı zamanda üçüncü binin de hakimi. Zü demek sahip demek. Karneyn karn da yüzyıl demek. Zaman. Zü sahip. Sahibi zaman.
Değil mi? Bak, zü sahip anlamına geliyor. Karn, asır, yüzyıl. Yani zaman. Zamanın sahibi. Sahibi zaman oluyor. Karneyn aynı zamanda iki uçlu demek. İki uçlu kuyruklu yıldıza da bakıyor. Onun zamanında çıkacak olan iki uçlu kuyruklu yıldız. Onu temsil ediyor zaten, Mehdi'yi temsil ediyor. Karneyn iki uçlu. Zülkarneyn iki uçlu Zülkarneyn. Ah severim ben senin tatlılığın temizliği. Zü'yü unutmayacaksınız, sahip anlamında. Karn da zaman. Bak, karn aynı zamanda zaman anlamıyor, sahibi zaman. O kapı iki dağın arasında, Kudüs'teki. Demirden ve taştan bir set. Bak, ayet ediyor ki, şeytan Allah'a sanırım. Dedi ki, bu benim Rabbimden bir rahmettir. Şeytandan Allah'a sanırım. Rabbimin vaadi geldiği zaman, yani Mehdi geldiği zaman, o bunu dümdüz eder. O kapıyı açar. O kapı yıkılır, açılır. Şu an kapı kapalı. Rabbimin vaadi haktır. Bu anlama da gelebilir. Yani zaten bunu zaman gösterir. Ama Zülkarneyn benim gördüğüm alenen Mehdi'den bahsediyor. Bak, hem demirle kapatılmış hem de taş duvarla kapalı. Oradan da kapalı görüyorsunuz. Evet. Set şeklinde. Evet. Set ne zaman açılacak diyor ayette? Rabbimin emri geldiği zaman. Rabbimin vaadi, vaad ettiği. Kimi vaad ediyor Allah? Mehdi'yi vaad ediyor. Vaadi geldiği zaman. O bunu dümdüz eder. O duvarı yıkar. O kapıyı açar. O demirden, bakırdan oluşturulmuş kapı ve taştan oluşturulmuş duvar yıkılır, açılır. Rabbimin vaadi haktır. Mehdi'nin çıkışı, İslam dünya hakimiyeti hak. Sahabiler soruyor, ehli kitap soruyor. İki zamanlı, yani zamanın sahibi diyorlar, zamanın sahibi kim diyorlar? Zamanın sahibi kim? Anlamı o. Yani şey değil bu, şahıs ismi değil Zülkarneyn. Şahıs ismi Ahmet, Mehmet, Mustafa yahut işte Leon neyse, Musevi ise başka ismi olur. Bu isim değil, bu bir sıfat bu. Evet. Sahibi zaman. Sahibi zamanı soruyorlar. Sahabelerin en çok sorduğu soru o zaten. Yani Moşiyah, Mehdi.